Bir Gün TV'den merhaba. Erdoğan ve Bahçeli'den gelen açılım adımları sonrasında DEM Parti yetkilileri süreci değerlendirmek için attıkları adımları hızlandırdı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyaret edip fikir alışverişinde bulunan DEM Parti yetkilileri geçtiğimiz gün bazı medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldiler. Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum'sa yeni çözüm süreci tartışmaları hakkında Türkiye'de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni bir versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz dedi. DEM Parti'nin davetinde Bir Gün yayın koordinatörü Yaşar Aydın da vardı. Aydın'la birlikte süreci değerlendireceğiz, toplantıyı konuşacağız. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Siz de DEM Parti'nin davetindeydiniz. Oradaki atmosfer nasıldı, kimler katıldı? Ya 20'den fazla yayın kuruluşundan gazeteci arkadaşlarımız katıldı. İki eş başkan ve Sarıhan Oluç iki eş başkana eşlik etti ve aslında daha çok soru cevap şeklinde süren bir 2,5 saatlik sohbet oldu diyebiliriz. Yani bizim sorularımızı yanıtlamaya çalıştılar. Çeşitli fikir alışverişinde bulunduk. Öyle bir toplantı oldu. Daha çok hani bir sohbet kıvamında ilerledi. Peki açıklamalarda neler gözümüze çarptı bizim? Ya birkaç şeyi söylemek lazım. Birincisi DEM Parti yetkilileri en azından kendilerinin oynayacağı rol konusunda şu anda net değiller. Yani özellikle topun bir çeşit sürekli İmralı'ya, Öcalan'a atılması biraz bunu gösteriyor. Zaten Bahçeli'nin açıklaması yani süreç diye bahsedilen şeyin ortada somut bir şekilde olmaması DEM Partili yetkililerin elini kolunu bağlıyor. Yani tokalaşmanın üzerine biz yani günlerdir kafa yoruyoruz. Öyle mi oldu, böyle mi oldu, öyle mi olacak, böyle mi olacak diye konuşuyoruz ama ortada ne olduğuna dair bir şey yok. DEM Partililerde izliyoruz cümlesini çok sık kullandılar. Yani süreci takip ettiklerini, izlediklerini, önemsediklerini söylediler. Belki onun da altın çizilmesi gereken bir nokta. Rejimle bu iş yapılmaz. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra oluşan rejim ve bu rejimin iki ana kolonu AKP ve MHP ile bu iş yapılmaz, zor yapılır noktasında değiller. Bunu açıkça ifade ediyorlar ama şu anda daha somut bazı adımları beklediklerini de söylediler. Bunun birisi İmralı'daki tecritin kaldırılması, diğeri de kayyum vesaire gibi bazı yasal düzenlemeler olup olamayacağı. Ama tüm onların daha sonra olacağını düşünüyorum. Esas meselenin hani onlar açısından da başladı diyebilecekleri şeyin İmralı'daki tecritin kaldırılması. Ama ondan sonra nasıl gidileceğine dair daha net fikirleri yok. Açık, şeffaf vesaire diye bir çok genel şeyler söylüyorlar. Bir de tabii sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalif kesimlere bu sürecin desteklenmesi konusunda çağrı yapıyorlar. Ama dediğim gibi ortada bir sürecin var olup olmadığı ya da nasıl bir sürecin olduğuna dair de ne onların tatmin olduğu ne de onların bizi tatmin edebileceği bir şey yaşanmadı. Yani bir görüş ortaya çıkarılamadı. Öyle biraz sohbet şeklinde başladı ve bitti. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer muhalif partilerden nasıl bir destek beklediklerini soruyorlar? Yani Kürt sorunun çözümü konusunda inisiyatif almaları konusunda hani demokrasi meselesinde inisiyatif almaları konusunda ya da bu tartışmalara dahil olmaları konusunda bir çabanın olması gerektiğini söylüyorlar ama yani biz de sorularda sorduk onu. Yani bu rejimle bunun nasıl yapılabileceğine dair kanaatlerinin olup olmadığını, nasıl yapılabileceğini, muhalefetin bu blokun içine girmesinin yaratacağı sonuçlardan nasıl değerlendirdiklerine dair sorularımız oldu. Bunlara da net bir yanıtları yok. Yani biraz hep birlikte göreceğiz kıvamında yanıtlar geldi. Ama vurguların bir tanesi yani esası bence hani böyle bir şeye hayır demiyorlar ve onun bir parçası olabileceklerini düşünüyorlar. Ama işin de zorluklarının farkındalar. Yani 2015 süreci gibi bir noktaya, 2013-14 sürecindeki bir noktaya gelmelerinin oldukça zaman alacağının farkındalar. Ya da hiç başlamayacağını da düşünenler var aralarında. Ama gündemlerini aldılar. Sen de ifade ettin Demirtaş'a, Kuşanağa. Selçuk Bey'e ziyaretlerde bulundular. Muhtemelen diğer başkanlarla, eski başkanlarla
görüşüyorlardır. Kendi kurullarını hafta sonu toplayacaklarını ifade ettiler. Belki önümüzdeki hafta biraz daha net bir fotoğraf onlar açısından görebiliriz. Tabii bir yanıyla da hükümet cenahından yapılacak açıklamalar, alınacak tavırlar da onları şekillendirecek. Ama şu anda geldikleri nokta o biraz. Peki hapishanede ziyaretler yaptılar diyoruz. Bunlardan bahsettiler mi? Neler konuşulduğuna dair? Çok detaya girmediler. Uzun bir görüşme yaptıklarını söylediler. Ama Demirtaş'ın da, Figen Yüksekdağ'ın da, işte Bahçeli'nin çağrısını da tekrarlayarak İmralı'dan başlayan bir trafiğin daha doğru olacağı noktasında bir bize aktardıkları bir konu oldu, bir başlık oldu. Onun dışında da barış için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söylediler. Hani Demirtaş'a, Selçuk Bey'e ve Figen Yüksekdağ üzerinden böyle bir şey ifade ettiler. Ama çok detay anlatılmadı, detaylara girilmedi. Soruldu bu soru ama detaylara girilmedi. Peki ben bir de Mehmet Uçum'un açıklamasına dönmek istiyorum. Kendisi diyor ki yeni bir çözüm süreci olamaz. DEM Parti tarafında da bu herhangi bir şekilde yankı bulmuş gibi görünüyor muydu? Yani onu bugün yaptı ama hemen DEM Partisi yanıt verdi. Sözcü eliyle yanıt verdi. Mehmet Uçum'u sert bir şekilde eleştirdi. İşte tam da bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani orada da kafalar karışık, ne yapılacağına dair çok net bir bilgi yok. Çünkü bir yandan Bahçeli'ye el uzatıyor. Diğer yandan da Bahçeli'nin saraydaki sözcüsü de ifade ettiğimiz Mehmet Uçum da böyle açıklamalar yapıyor. Tabii o açıklamaların bir bütün olarak doğru ve sarayın gerçek fikri olduğunu söylemek için erken. Ama şunu görüyoruz. Yani bu mesele belki de böyle bizim çok üzerinde durduğumuz gibi iyi işlenmiş, iyi tasarlanmış, çeşitli hamleler yapılmış bir gelişme de değil. Yani gerçekten saray sıkıştı. Krizi aşmaya çalışıyor. Kendine bir yol, bir pencere, nefes alacak bir pencere açmaya çalışıyor. Elinde ne varsa hemen onu sahaya sürüyor. Bir yandan da böyle bir görüntü var. Ya o açtığı pencereden rüzgar daha sert esmeye başladığında da onu kapatıyor acilen. Biraz böyle de bir görüntüleri var. Ama bütün bunlar şunu gösteriyor aslında. Yani DEM Partili yetkililerin biraz yapabiliriz diye acele ettiklerini de gösteriyor. Çünkü gerçekten saray rejimi diye ifade ettiğimiz şey, evet asker, polis, bürokrat ellerinde ama devlet aygıtları tırnak içinde ellerinde ama ya ne yapacağını bilemeyen, gerçekten meşruiyetini, siyasal meşruiyetini kaybetmiş bir görüntüleri var. Yani çözülen, çökmek üzere olan bir rejimden bahsediyoruz. Ya bu rejimle bu kadar büyük ve aslında 100 yıl diye ifade ettiğimiz tarihsel bir sorunun nasıl çözülebileceği de çok ayrı bir nokta. Bir de şunu da söylemek lazım. Aslında 7 Haziran sonrası, hatta 16 Nisan referandumu vesaire kurulan bu rejimin ana kolonlarından biri de Kürt siyasetine ya da Kürt sorunu diye ifade ettiğimiz şeyi bir çeşit baskı ve zorla çözme. Yani ana karakterini veren şeylerden biri de bu rejime. Bu başlık, şimdi bu rejimin ana karakteri buyken buradan hani demokratikleşme noktasında bir adım atmayı beklemek de yani fazla iyi niyetli bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Şu anda da toplumsal kamuoyu, sol aydınlar falan bu konuda çok ikna değil. Yani liberal bazı çevreler bildik hamlelerini ve sözlerini tekrarlıyorlar ama yani bir önceki dönemin bir toplumsal, belli düzeyde toplumsal rıza üretmişti çözüm süreci. Şu anda rejim bu haldeyken ve bu rejimle böyle bir devam ederken en önemli soru işareti ya bunlar kendi iktidarını tahkim etmek için ya da zamanını uzatmak için, ömürlerini uzatmak için bir aparat olarak kullanıyorlar duygusu çok daha yakın ve güçlü. Çok da aşılmış bir şey değil. Demlerde de var, bunu görebiliyorsunuz ama bunu çok fazla ifade etmeyip daha iyimser olan tarafı güçlü bir şekilde ifade ediyorlar. Teşekkür ederim yanıtlarınız için. Rica ederim, kolay gelsin tekrar. Sağ olun. Bir Gün TV yayınında Bir Gün yayın koordinatörü Yaşar Aydın'la birlikte DEM Parti'nin davetini ve süreci konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.